Merhaba arkadaşlar. Bugün Java sanal makinesi ve Java kodunun derlenme ve çalıştırılma süreçlerinde geçilen aşamalardan ve kullanılan araçlardan bahsedeceğim. Java sistemleri aslında hibrit sistemler olup içerisinde hem derleyici hem de yorumlayıcı alt sistemler barındırır. Yazmış olduğunuz bir Java kodunun bilgisayarda çalıştırılması nasıl gerçekleşmektedir? Örneğin A isminde bir sınıfımız var ve içinde main metodu olduğunu düşünelim. Yani A sınıfı aslında bir main class olmakta ve çalıştırılabilir olarak isimlendirilmektedir. Bunu herhangi bir Java derleyicisiyle derlemeye çalıştığımız zaman Java derleyicisi sizin bu kodu derleyip Java sanal makinesinin anladığı dil olan bytecode'a dönüştürecektir. Fakat bu bytecode dilinden gerçek makine anlamamaktadır. Dolayısıyla elde edilen çıktı bilgisayar üzerinde çalışamaz. Bunun için bir de yorumlayıcı yani just in time compiler devreye girip byte kodu satır satır okuyup ilgili makinenin anladığı dile çevirip çalıştıracaktır. Dolayısıyla her makinede aynı Java sanal makinesi olduğu için Java kodu bir satırı bile değiştirilmeden başka makinelere taşınabilir. Java dili %100 taşınabilir bir dildir. Bunu Java sanal makinesi ile sağlamaktadır. Bir jar dosyası içinde byte kod barındıran bir dosyadır. Çalıştırılabilir veya kütüphane dosyası olabilir. Fakat ilgili bilgisayarda kullanılabilmesi için Java'nın yani Java sanal makinesinin kurulu olması gerekir. Aksi halde Java uygulamaları bilgisayarda çalışmayacaktır. Java çalıştırma ortamı diye isimlendireceğimiz bu çalıştırma aracı JRE olmaktadır. JRE içerisinde Java sanal makinesini barındırır. Yani bir jar uygulamasını çalıştırmak için JRE'nin bilgisayarda kurulu olması yeterlidir. Fakat JRE, Java kodu yazıp derlemeniz için yeterli bir araç değildir. Bu durumda sizlere Java geliştirme ortamı gerekmektedir. JDK, Java kodlarınızı derleyip bytecode oluşturmanızı sağlar. JDK içerisinde JRE ve dolayısıyla Java sanal makinesini barındırmaktadır. Böylelikle sadece JDK kurarak hem Java kodu derleyebilir hem de oluşan jar dosyasını çalıştırabilirsiniz. JDK sürümleri geriye dönük destekleri bulunmakla birlikte yeni çıkan JDK'yı tanımayacaklardır. Dolayısıyla JDK sürümünü güncel tutmanız önemlidir. Örneğin konsolu açıp Java yazdığımızda bu şekilde bir hata alıyorsak Java'nın e, indirilmediğini ya da indirilse kurulsa bile e, ortam değişkenleri, pet değişkenine kaydedilmediği görülmektedir. Bunun için internete jdk yazıp Oracle'ın sitesinden mesela 19. sürümü Windows için indirebiliriz. Şu zip olan arşivi indirelim. Evet jdk19 olduğunu görüyoruz indirilmiş bu arşivin. Bunu c'nin ve program files'in içinde örneğin java konumuna açabilirim. Evet bunu java konumuna açtıktan sonra o konuma gidelim. Ve burada aslında farklı JDK'ların da kurulu olduğunu görebiliriz. Ama biz en son indirdiğimiz 19 ve bunun içerisinde bin klasörüne girersek burada aslında bu Java egzeyi görebiliriz. Jar dosyalarını çalıştırabilmemiz için. Dolayısıyla bu yolu bizim e, ortam değişkenlerine eklememiz lazım. Bu yolu kopyalayalım. Ve bilgisayarımı ters tıklayarak özellikler gelişmiş sistem ayarları ortam değişkenleri ve İkinci kısımdaki pet kısmına düzenle dediğimiz zaman buraya yeni bir tane ekliyoruz. Bin klasörünü bu şekilde ekleyebiliriz. Eğer Windows 7 ise işletim sistemimiz bunlar hepsi tek bir satırda oluyor. noktada virgülde ayırabiliyorsunuz. Bunları tamam diyerek kapattıktan sonra tekrar konsolu açıp Java yazdığımızda artık hata hatalı gelmediğini ve bu şekilde Java komutunun tanıdığını göreceğiz. Hangi JDK sürümünün kurulduğunu görmek adına Java iki çizgi versiyon dediğimiz zaman Java 19'un yani demin aslında indirmiş olduğumuz JDK'nın burada artık tanıldığını görebiliriz. Şimdi masaüstünde bir tane örnek jar var. Bunu mesela çalıştırmak için çünkü artık Java'yı tanıyor. E, masaüstü konumuna gelelim. Java JAR ve örnek JAR dediğim zaman bu şekilde e, çalıştığını görebiliriz. Evet Eclipse'i açtığımızda Eclipse'te hangi JDK'nın kurulu olduğunu görebilmek adına e, Window kısmından Preferences, özellikler kısmına gelebiliriz ve burada ee, Java kısmını genişlettiğimiz zaman Install JRS kısmını görebiliriz Ve burada JDK 17'nin kurulu olduğunu ve e, hangi klasörden bunu aldığını görebiliriz İstersek bunu Mesela kaldırarak Yeni bir tane ekle diyerek standart e, Virtual machine diyoruz Next diyoruz ve burada JRE Home directory'yi göstermemiz lazım bu Demin kurduğumuz e, Program files java'nın içerisinde ve JDK 19'du. Şu klasörü gösteriyoruz, Home dediği için. Ee, şu klasörü görün. Eğer aşağıda direkt bu şekilde çıkarıyorsa bilin ki doğru bir klasörü seçmişsiniz, yoksa klasörü yeniden düzeltmeniz lazım. Yani buradan otomatikman JRE'nin ismini e, bu şekilde JDK olarak görmesi gerekir. Finish dedikten sonra e, Apply ve Close diyebiliriz. Artık e, bunun JDK, e, bu Eclipse'in JDK 19'da e, çalıştığını söyleyebiliriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.